Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonra sorulara geçeceğiz. Buyurun hocam. Herkese tekrar iyi akşamlar. Ee, bu akşamki Spartak-Tırnovo maçını e, ekibimizle beraber çok iyi hazırlandık. Sonuçta biz maçı kazandığımız zaman gruptan her türlü çıkacağımızı biliyorduk. Ama bizim sloganımız buradan e, lider çıkmaktı her zaman. E, Avrupa'daki son iki deplasmanda maalesef kazanamadık. Onun tabii ki nedenleri vardı. Ee, sonuçta biz bu akşam e, baştan sona üstü, e, üstün oynadığımız bir maçı güzel bir oyuna, güzel gollerle daha farklı da kazanabilirdik. Ee, kazandık ve gruptan lider olarak çıkmayı başardık. Bunun için e, oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da güzel vermiş oldukları desteklerinden dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Soruları alabiliriz. Bizim buradaki hedefimiz şu anda konferans ee, liginde son 16'ya kaldık. Ee, hedefimiz finale kadar gitmek. Hatta kupayı bile kazanmak. Sonuçta bizim hedefimiz bu. Ha, başarabilir miyiz, başaramaz mıyız? Bunu zaman gösterecek. İnşallah başarırız. Biz de Avrupa'da bir kupa kazanıp ülkemize ve Fenerbahçe'mizin müzesine koymuş oluruz. Evet, hedefimiz hocam. bu. Şimdi bu tip oyuncular büyük oyunculardır. Ee, yani hani Zaman zaman onlar da penaltı kaçırabilirler ama bazen penaltı kaçırır diye bu maç o atsın, öbür maç o atsın gibi benim bir düşüncem yok. E sonuçta ikinci, üçüncü penaltı atacak oyuncularımız da var takım içerisinde ama e, bir penaltı kaçırır diye o oyuncuyu terk edip başka bir oyuncuyu ben e, bu misyonu vermek istemiyorum. E, Tadiş penaltı atmak istediği sürece penaltıları Tadiş atacak ama ikinci, üçüncü oyuncularımız da var bekliyorlar. Bu performansı gayet güzel e, ve başarılı olarak değerlendiriyorum. Hem Türkiye Ligi'nde liderliğimi sürüyor hem Avrupa Ligi'nden lider olarak çıkmak güzel bir şey. E, sonuçta e, ekibimle beraber e, gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz. Oyunlarımızda yaratmış olduğumuz bu oyun gücümüz pozitif futbol üzerine her maç e, ilavelerle gelişerek yolumuza devam ediyoruz. Bu e, attığımız goller, kazandığımız maçlar ve bu akşam da özellikle lider olarak çıkmak bizi ayrıca çok mutlu etti. Sonuçta Şubat ayını pas geçeceğiz. Mart'ın ilk haftasında maç oynayacağız Avrupa Kupaları ile ilgili. Bu da bizim elimizi birazcık daha rahatlatacağını düşünüyorum. Onun için şu anki çiz, e, çizmiş olduğumuz takım olarak performansımızdan gayet memnunuz. Şimdi eleştiri tabii ki olur. Ama eleştiri nasıl olmalı? Objektif adaletli olmalı. Neuchâtel'e bazı mevkilerde oyuncunun elinizde hiç yok. Yani bir tane, iki tane, üç tane oyuncu olmaz. Acaba bahaneye sıyılıyor diyebilir insanlar. Ama bizim oradaki elimizin ne kadar zayıf olduğunu yani bunun yani bahane edilmeyecek de ne edilecek? yani beş tane stoperiniz yok. Bir tane savunmada yedek oyuncunuz yok. Genç çocukla İsmail'i oraya çektik. Orta sahada bir tane yedeğiniz yok. Ve biz 14-15 kişi gittik Nostraland'a. Suni içim olması ilk defa Suni içimde futbol oynadık o akşam takım olarak ve çok soğuk havada bir mücadele ettik. Ha şimdi mesela orijin mevkide bir tanesi oynayabilse, bir tane orta sahada oyuncu olsa bunlar hiç dile getirecek konular değil. Sonuçta sahaya çıkan her oyuncu bizim için en değerli oyuncudur. Ama sahaya çıkan takımda mevkisinin oyuncuları olmadan biz maça çıktık. Tamam eleştiri olabilir. Kaybettik. Bu 6 birlik skor kabul edilebilir. Hoş bir skor da değil. Ama bir de gerçekleri bilmek lazım. Biz o takım burada 3 yendik. 6-7-8 olurdu buradaki maçta. Değil mi? Bizim de bir gücümüz var. Bunu yaptık, yapabildik, başardık. Ama orada bunu neden bu kadar yani farklı mağlup olduk? Bunun nedeni var, niçinleri var. Buralarda birazcık daha objektif, birazcık daha hoşgörülü olmalarını bekleyebilirdik. Sonuçta oldu, eleştirebilirler. Ben her zaman söylüyorum, çok fazla dışarıyla haşır olmuyoruz. Kendi işimize bakıyoruz, kendi işimize konsantre oluyoruz. Böyle devam edecek. Ferdi'nin e, performansına gelince Ferdi sezon başından beri e, sürekli gelişim içerisinde, sürekli üstüne koyuyor. Sürekli performansını yükseltiyor, arttırıyor. E, bu artan performansı hem takıma fayda sağlıyor, hem kendisi için hem de bizim için çok mutlu oluyoruz. Ferdi'yi e, bu maçta ilgili bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onu bir kez daha buradan tebrik etmiş olayım. Umut'un biliyorsunuz aileye bir sorunu oldu. Allah kimsenin başına vermesin. Dün gece kampta e, hepimiz öğrendik. İşte ben gittim odasına konuştuk. Geçmiş şey olsun diledik. Morali bozuktu, üzgündü. Ona izin verdim. Ailesinin yanına gitti dün akşam kamptan ona. Bugün gündüz geldi takıma katıldı. Sonuçta bu takım bütünlüğünü ilgilendiren bir konuydu. Ee, takım arkadaşlar Umut'a çok büyük destek verdiler. Taraftarlarımız da Umut'a çok büyük destek verdiler. Bu çok güzel bir ortamdı. Çok güzel bir ambiyanstı. Tribünlerimizin, taraftarlarımızın, oyuncularımızın, teknikiyeti hep beraber Umut'a çok büyük bir destek verdik bu akşam. Ee, en azından bu destekle beraber Umut'un da birazcık moralini düzeltmeye çalıştık. Var mı başka soru arkadaşlar? Yoksa? Herkese iyi akşamlar. Pekný večer, vítajte na tlačovej konferencii, po zápasovej tlačovej konferencii po stretnutí Fenerbach, či Istanbul, Spartak, Trnava. Ja vítam trénera, hosti Michala Gašparíka. Dobrý večer. I jak som dajde, ma Fenerbach, Trnava, Trnava, mačená, čo nás na basen, že Tréner by mal byť po zápase smutný, ale, ale absolútne to takto necítim. Proste my sme si vybojovali skupinu a, a už to bol pre nás bonus a vedeli sme, že tu máme ťažkých superov, že sme dostali tri veľmi kvalitné mústva. Dneska není dobrý, dobrý pre nás výsledok, ale tí chalani robili, čo mohli na tom ihrisku a ten rozdiel kvality bol tak markantný, že sa nakoniec na tom, na tom výsledku prejavil. Ben çok özgün e, antrenör maç sonrası özgün olabilir ama ben bu maç sonrası özgün değilim. Çünkü bizim bizim grupa girmemiz yani çok çok büyük bir başarıydı. Sonra bizim kaç puan aldığımız ona göre bize bir her şey bir bonustu. Bugün iyi bir maç çıkaramadık ama e, Fenerbahçe'nin kalitesini biliyoruz. O yüzden bugünkü maç böyle bitti. Neyse işte biz, bizim için biz çok memnunuz. My sme dneska nechceli ísť do zápasu s nejakou defenzívnou taktikou ani zostavou. So Chceli sme skúsiť aj s ťažkým súperom na jeho pôde hrať a z toho tam pramenili potom strašne veľa strát v tom zápase, že nás dostupovali, že tí naši chalani potom nemali tú dostatočnú kvalitu, aby sa udržali na lopte a to Fenerbahče mal strašne veľa brejkových situácií a aj keď sme na to upozornili a po tom prvom polčase, ktorý sme ako tak ešte ustali, tak druhý polčas sme vyšli na ihrisko a znovu sa nám to opakovalo a nakoniec aj to rozhodlo zápas, pretože vždy šance boli len po tých prechodových fázach a po tých kontraktov v Či a to by úplne takto nemusel ten zápas vyzerať? Čo defensuje na Makistém Jordok, bol Mač a ilky iba Šladek a má Fenerbačnú kakality do İlk yarı bir türlü sonuna getirdi bir sefer ikinci yarı başladığında çok hızlı gitti. Fenerbahçe'nin kontra atakları biz oyun oynamak istediğimizde Fenerbahçe kontra atakları çok kaliteli oyuncularıyla çok hızlı üç gol attı. Sonra bu maç zaten böyle bitti ya. Ne yapalım Fenerbahçe maçı çok kaliteli bir takım. Biz de bu, bu maç böyle bittiğine memnunuz yani. Mi skupinu aj celkovo tento zápas bereme jako... Skúsenosti pre tých chalanov a hlavne mladších je to možno aj poučenie pre mnohých. Ťažko sa rovna s týmito tímami, už len dneska, keď nám dal Džeko góly, ťažko budem niečo tým chalanom a hlavne tým mladším niečo vyčítať, keď Džeko tu má plat, ako my máme rozpočet na 2 roky celý klub, takže ono sa to ťažko porovnáva, potom a na tom ihrisku ten rozdiel kvalite sa niekde ukázať musí a A to sa potom prejavilo naplno v tom druhom polčase, ale hovorím, pre nás to bola, a hlavne pre tých mladších, to bola škola futbalu. Bu bizim için bizim oyuncuların için iyi bir tecrübe. Yani biz biliyoruz kendi kalitemizi biliyoruz. Sonra ikinci yarıda Ceko attı golleri. Ceko'nun yani bir aylığı bizim iki yılımızdaki tercihimiz varımız. Biliyorum ama genç oyuncularımız var Ceko'nun ve diğer oyuncuların ne kalitesi olduğunu biliyoruz. O yüzden ben oyuncu uh, olan ja bir şey söyleyemiyorum. Yani biz iyi bir oyun, Google Group'ta iyi bir puan, iyi bir tercüme aldık. Yanımıza ja um, bakacağız. Nie, toto si nemyslím, pretože aj napriek tomu, že ten prvý polčas malo to Fenerbahče prevahu, tak nám veľmi dobre hrali mladí stoperi. Myslím si, že tá obrana štvorka nehrala úplne najhoršie. My sme mali problém zachytávať, dajme tomu, jak prvý gol krajných obrancov, kde nám proste nestíhali, by som povedal, naše krídla možno a niekedy naši strediaci, nie tí, tí mladí chalení, ktorí boli vzadu a možno roztrasený bol v druhom polčase brezník, lebo išiel do obrovského zápasu a, a išiel do rozbehnutého vlaku, takže to bolo oveľa ťažšie, ale... No, si myslím, že v tomto v tomto nebol problém a nakoniec aj ten výsledek sa ukázal nie v prvých 15 alebo 30 minútach, ako rozhodujúci, že by sa mali zláknuť, ale ale v podstate sa to rozhodlo tou postupnou kvalitou, že nás rozoberali v tom druhom polčase. Ha, öyle düşünmüyorum çünkü benim oyuncularım korktu. İlghi yarıda defans oyuncuları mil yarıda iyi bir oyun çıkardılar. Ama arkadan gelen Fenerbahçe arkadan gelen bekleri çok iyi oynuyordu. bizim belki bizim yan taraftaki oyuncularımız hiç onlara karşılık veremedi. Zaten ilk yarı iyi oynadık. İkinci yarıda başın kalitesi çıktı meydana sonra artık ben o ikinci yarıda Brezilya belki oyuna girdiğinde biraz korkula girdi ama çok çabuk goller girdi. Maç böyle bitti Böyle bitti. Myslím tam prvom bol faul na Musím si to ešte pozrieť, ale videl som to, že bol faul. potom tá penálta samozrejme bola a zase sú to také skúsenosti pre toho mladého stopera, že nemusel až tak ho faulovať, mohol to viacej ustať, hrať možno do tela, pretože ten Džeko už nebol v takej výhodnej pozícii a áno, to nás, to nás zlomilo, to bolo jasné a na druhú stranu to naštartovalo celý štadión a, a domáce mustu a potom sa to na nás valilo a, a už potom som cítil, že začali tam trochu panikáriť možno v Slovenskej lige by som si ukočíroval nejakých hráčov a nejaké veci, ale tu to nedokážete ukočírovať nikoho, lebo vás nepočujú, takže tam sa už potom môžete spolíhať len na tú nejakú organizáciu mústva a inteligenciu jednotlivých hráčov a tam to trošku dneska haprovalo z, z tejto, strany. Ben, dušim normálne, ma penálto dan bizim bir faul akým görmedi, penaltı yapma mecbur değildi. Çünkü Ceko'nun iyi bir pozisyonu doğrusu değildi sonra. Ama onların yani tercübesi çık. O zamanlarda böyle oyuncu olan yolları yolda çıkıyor. o gol girdi. O zaman biz belki bizim oyuncular biraz tecrübelerini kaybettiler. Ama bir de karşı tarafın seyircisi e, başa gönderdiği e, takımı sonra da artık çok çabuk iki gol girdi. O bitti. A My sme chceli ešte ponechať určitú časť toho zápasu, tú, tú zostavu, tak ako bola, aj keď možno niektorí chalani tam boli nastredení. Ja nemyslím si, že úplne stredová formácia, že myslím, že Zelko zahral solidný zápas, Bukyho sme stredali, lebo som už rozmýšľal nad nedelným zápasom. Prochy s Paurom nastúpili, si myslím, že OK, ale ťažko sa porovnáva zápas do 60. minúty a od 60. minúty, keď oni už dali nohu dole z plynu a ten zápas bol úplne iný a tam na konci už potom sme mohli možno aj my skorigovať ten zápas, že už sa ten zápas viac menej dohrával a bol rozhodnutý, ale áno, z tohto pohľadu oni dali tú skúsenosť. Ale myslím, že aj Berný, že mal taký zlepšený výkon po tej pauze a, a potom, jak sa do toho zase dostáva, takže chceli sme to ešte samozrejme pár minút nechať a, a potom, potom až ísť do stredania, len už ten zápas bol rozhodnutý. gerçekten Pau Pratskan için girdiğinde iyi oyun iyi oyun çıkardılar. Ama onlar diğer oyuncuların da iyi oyun çıkarmaklarını düşünmüyorum. E, sonra ama maçın 60. dakikaya kadar ve 60. dakikadan sonra oynadıklarını yapamıyorum e, yapamıyoruz çünkü 60. dakikada maç bitmişti. Biz de bu maçı attık. E, herkes maçın sonunu bekliyordu. Yani o atık maçın bitmişti. Maçı sonunu bekliyordu. Herkes oyuncular kendi kendi oyununu, kendi işini yapardı. Ben zaten Pazartesi günkü maçı bekliyorum. O yüzden bir iki tane oyuncuyu değiştirdim. Çünkü bizim Pazartesi maçımız daha önemli bu maçtan.